geçen özel şeyleri başkalarına anlattığını düşündüğüm için, sana inanmadığım için. Önemi yok. Şimdi içimizde hiçbir kırgınlık kalmadı, değil mi? Sana karşı içimde sadece sevgi var. Benim de içimde sana karşı sadece sevgi var. Behçet, ben şimdi eve gideceğim. En sevdiğim pijamanı ötüreceğim, sana getireceğim. Ameliyattan sonra onu giyersin. Kendini evinde gibi hissedersin, tamam mı? Ameliyattan sağ salim çıkacağıma bu kadar emin misin? Tabii ki eminim. Daha seninle yaşayacağımız o kadar güzel günler var ki. Daha çocuklarımızı üniversiteye yollayacağız. Mezuniyetlerini göreceğiz. Onları evlendireceğiz. Torunlarımızı kucağımızda seveceğiz, hoplatacağız seninle. Seninle ben çok güzel günler yaşayacağız. Beyciğim, hani nişanlımızda okuduğum bir şiir vardı bana. Ben sana teşekkür ederim diye. Hı? Tekrar okusana mı bana? Ben sana teşekkür ederim. Beni sen öptün. Ben uyurken benim alnımdan beni sen öptün. Serinlik vurdu korulara. Canlandı serçelerim. Sen mavi bir tilkiydin. Binmiştin mavi ata. Ben belki dün ölmüştüm. Belki de geçen hafta. Sen bana çok güzeldin. Senin ayakların. Merhaba Yasemin. Merhaba. Montum sökülmüştü de diker misin diyecektim. Dikmek istemiyorsan ben başka bir yere... Ha yok canım. Düşman mıyız biz seninle? Dikerim tabii. Çıkar dikeyim. En azından düşman değiliz tabii de. Neyiz peki? Ben onu anlamıyorum. Bu akşam dikip versem olur mu? Yok zaten az bir şey. Ben beklerim. Yok yok sen yorulmasaydın ben dikip yollarım sana. Yorulmam ben. Seni izlerim yorulmam. Thank you.
Sen artık beni görmek istemiyor musun Yasemin? Yok. Yani. Görmek istiyorum ben seni. Çok görmek istiyorum hem de. Yani. Eskisi gibi görüşemeyiz. Eskisi gibi olmaz. Mert benim oğlum olduğu için. Yani. Sen babasısın onun. Onunla ilgilenmen lazım. Doğal olarak. Ama ben onu görmek istemiyorum. Yüzünden böyle silah beynime dayamış. Mert benim hayatımın kabusu oldu. Senden uzak duramam Yasemin. Biz uzak duramayız ki zaten. İstesek de uzak duramayız. Evet. Komşuyuz sonuçta. Karşılaşırız. Manavda karşılaşırız. Poğaça aldığım yer var ya hani pastane. Hı hı. Orada da karşılaşabiliriz. Sinemada da ben anladım şimdi Yasemin. Tamam. Sen beni sevmiyorsun artık. Sevsen başka bir türlü olurdu zaten. Ya Sinan. Sinan öyle değil. Ne değil? Öyle değil işte. Ne değil Yasemin? İnsan severken de ayrılmaya mecbur kalıyor. Senin oğlun. Senin onunla ilgilenmen lazım. Biz. Biz. Biz dost kalacağız. Yani. Ama. Yani ne istersen. Ya başın sıkıştığında gelebilirsin. Hani bu. Bu montu getirdiğin gibi ne olursa yani. Montum burada kalmış. Ne yaptın süt mineye? Ömer sen de alemsin ya. Ya ben
Ne yapabilirim sütünle ya aşkım ya? Aşk olsun. Ne yapabilirim aşkım ya? Aa! Sofra, leş. Hemen onu topla. Ben de çocukları hazırlayayım. Servise geç kalacaklar aşkım. Marketten istediğin bir şey var mı? Şampuan istiyorum. Lejan şampuanı bitti gördüm. Anne, Sütlü'nün bakma. Dön çocuğum. Canım. Öldü mü yani artık? İstersen hastaneye götürelim ama... Ay olmaz Ömerciğim. Doktorlar ne yapsın artık yani? Ah oğlum. Biz galiba süt nineyi kaybettik anneciğim. Ay tekim. Niye ağlıyorsun hayatım? Ne oldu? Ben çok kötü bir anneyim. Ya hiç olur mu? Sen dünyanın en iyi annesisin. Bunu herkes biliyor. Gerçekten mi? Gerçekten. Ay Ömer ya. Ama en iyi babalar... hayatlarındaki kadına dünyanın en iyi annesi olduğunu hissettirenlerdir. Keşke servisi arayıp çağırsaydım. Ya zahmet oldu sana. Yok canım ne zahmet. İyi yaptın. Servis şimdi bu kadarcık şey için bir ton paranı alırdı senin. Bitti işte. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Rica ederim. Aslında benim seni aramamam lazımdı ama... elim alışmış. Olsun. Biz seninle zaten sadece arkadaş değil miyiz artık? Ay. Çok tuhaf geldi kulağıma. Böyle birdenbire söyleyince sen... Niye? Senin istediğin bu değil miydi? Hem zaten ben artık... eskisi gibi olalım diye ısrar edemem sana. Benim her şeyden önce Mert'i bulmam lazım. Biliyorum. Senin onu sevmediğini de ben biliyorum. Haklısın da seni suçlayamam. Zorlayamam da. Ne yapabilirim ki? Gamze de bir şeye ihtiyacı olursa... beni aramaktan çekinmesin, olur mu? Olur. Sinan! Ben Mert'i sevmiyorum demedim ki sana. Tövbe tövbe. Ya ben nasıl böyle bir şey söylerim? Mert senin oğlun, Handan'ımın da... emeği var onun üstünde. Ya manevi evladı gibi. Yani? Fikrini mi değiştirdin sen? Sen beni her şeyimle kabul ettin bugüne kadar. Gamze'ye çok iyi davrandın. Yani şimdi de çok iyi davranıyorsun tabii. Abilik yaptın ona. Ama tabii Gamze'nin yaptıkları... Mert'in yaptıklarının yarısı bile değil. Bırak yarısını, onunla biri değil. Ama Mert ergen, anlıyorum. Hayat işte. Evet. Hayat. Biraz önce söylediğin şey bana çok dokundu. Ben senin arkadaş olamam ki.
istiyorum ben. Yıllar sonra bir çocuğum olduğunu öğrendim. Onu hazır bulmuşken kaybedemem. Kaybetme. Beraber arayalım onu. Gerçekten? Gerçekten. Yani Mert çok kötü zamanlar geçiriyor. Senin onun babası olduğunu bilmiyor ki sonuçta. Öğrenirse... ona çok iyi gelecek bu. Sen karşıma çıktığın için ben ne kadar şanslıyım ya. Ben senden hiç vazgeçmemiştim zaten. Çıktım işten, geliyorum eve Ömer. Yok ya, işim işte kalmadı zaten. Patron iflas etmiş, şirketi kapadılar. Ciddi misin ya? Neyse, sen üzme tatlı canını. Nasıl ödeyeceğiz faturaları? Çocukların okul paralarını ne yapacağız? Of ya Rabbim ya, bana bak. İş görüşmem kötü geçti deme, ne olur. İşe alındın mı? Çok isterdim ama maalesef Elif ya. Elif bak ne diyeceğim. Bu akşam şöyle bir güzel efkar dağıtalım mı? Of Ömer ya, ben işsiz kaldım diyorum. Para sıkıntısı çekeceğiz diyorum. Yarınımız belli değil diyorum. Sen efkar dağıtmaktan bahsediyorsun. Çocuklar hasta evde zaten. Ne işimiz var sokaklarda? Hadi ama Elif. Bak, çok ucuz salaş bir yer biliyorum. Ne zamandır baş başa yemek de yememiştik. Heh. Ararız Macide teyzeyi de. İki saat daha idare eder bizi. Hadi lütfen kırma, lütfen lütfen hadi. Peki. Tamam aşkım. Nerede bu balıkçı? Tamam, biliyorum. Peki. Hoş geldiniz. Ay, buyurun. Merhaba. Çok affedersiniz. Ömer Bey diye biri yoktur herhalde listenizde. Ömer Bey şu masadalar hanımefendi. Aa, vallahi o masadalar. Oldu, teşekkür ederim. Rica ederim, afiyet olsun. Nasıl, kolay bulabilir miyim? Evet, çok çok kolay buldum Ömer'cim. Yani ucuz, salaş balıkçı nerede diye sorunca böyle herkes oy birliğiyle burayı gösteriyor. Ömer delirtme beni, hadi eve. Olmaz. Olur Ömer'cim. Benim böyle hesapla yüzleşecek durumum yok çünkü. Hadi canım, hadi bir tane, hadi. Hayatım, kutlama yapacağız. Anlıyorum Ömer'cim. İşsiz kalmamı kutlarız. Evde böyle karşılıklı kahvelerimizi içeriz. Çok naziksin ama eve gidelim, lütfen gidelim. Onu değil hayatım. İşe aldım. Nasıl yani? İşe kabul edildim. Ah, yok, sen telefonda bana öyle bir şey söylemedin. Sürpriz yapmak istedim. İnanmıyorum. Aşkım benim ya. Ömer, bir şey soracağım. Nasıl, yani pozisyon nasıl? Bir şey soracağım. Maaşı nasıl? Maaşı. Önceki maaşımın 1,5 katını alacağım. Pozisyon da daha yukarıda bir pozisyon. Ben sana bir şey söyleyeyim. Sen bunu hak ediyordun. Aşkım benim. Hayatım, lütfen otur. Garson, masayı donatın lütfen. Tabii ya.
Ya bir şey diyeceğim. Sizin bu şirket tam zamanında kapandı ya. Ama sen de çok yorulmuşsun değil mi artık? Yani çocuklar, ev falan filan ya. Yani orada bir kafam karışık benim ya. Yani 7 yıl aradan sonra hiç bilmediğim bir sektör tabii. Böyle bir garipti ama güzeldi. Tabii bir tarafta çocuklar var hani. Annelik duygusu da ağır basıyor ama. Şeydi böyle hani boş oturmuyormuşsun da üretiyormuşsun gibi hani güzeldi. Boş oturmuyorsun ki sen hayatım. 4 tane pırıl pırıl çocuk yetiştiriyorsun. Benim çocuklarımı yetiştiriyorsun sen. Ama şey yapacağım hani Necla biraz büyüsün bana ihtiyacı kalmasın. Mesela şey yapacağım tekrar çalışmak istiyorum. Böyle hani iş kadını bir anne. Güzel bir duygu. Neyse şey yaparım şimdi seni tebrik ediyorum onu kutlayalım. Hadi Şerife. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.